Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş bulduk. Arkadaşlar bugün S-Link'in telefondan televizyona aktarım cihazını incelemek istiyoruz. Neden bu cihazı inceliyoruz? Konumuz mobil. Evet, herkes televizyona dönem dönem telefonlarını aktarmak istiyor. Önemli bir maç olabiliyor, çocuğunuzun videoları olabiliyor ya da film izlemek istiyorsunuz televizyonunuzda. Ekstra Netflix açacak bir özellik yok ya da televizyonunuzda harici bir aktarım aparatı yok. Yani şu an günümüzdeki televizyonlara telefon aktarılabiliyor ya da Mi Stick'le televizyonu Netflix açar hale getirebiliyorsunuz. Fakat televizyonunuzda telefonunuzdaki özelliği kullanmak istiyorsanız böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Biz bugün Semih'le bu cihazın ufaktan incelemesini yapıp televizyona bunu nasıl bağlayabileceğinizi göstermeye çalışacağız. Özetle bunun adı kablosuz HDMI görüntü ve ses aktarıcı. Yani cep telefonunuzu ya da abimin dediği gibi tabletinizi televizyona veya televizyon demeyelim monitöre diyelim. Monitöre nasıl kolay aktarılır? HDMI çıkışı gerekiyor bunun için. Kurulumu zaten basit. Şöyle gösteriyorum. Bunu buraya taktınız. Alete güç gelmesi için herhangi bir güç çıkışına takacaksınız. Genelde televizyonların arkasında USB çıkışı oluyor. Oraya takabilirsiniz. Bunu da HDMI'ye taktığınızda devamını zaten size monitör üzerinden göstereceğiz. Basit bir şekilde aktarılıyor. Bu alette AM8268 chipset kullanmışlar. Ayrıyetten 1080p'ye kadar görüntü aktarabiliyor. Çok büyük bir güce gerek yok arkadaşlar. 500 mAh'le çalışıyor bu. Yani şarj aleti takacaksanız da üst düzey bir kafa takmanıza gerek yok. Basit bir alet. Mesela şöyle de olabiliyor. HDMI kablolar satılıyor. Cep telefonunu televizyona bağlamak için veya monitöre. Bunların birçoğu randımanlı çalışmıyor. Çünkü cep telefonuna mikro HDMI deniyor. Buna mini HDMI deniyor. Onu dönüştürmek gerekiyor. Özellikle Apple serilerinde bu çok zor. Android'lerde de güncelleme sonrasında sıkıntılar yaşanabiliyor. Güzel bir alet bence. Eğer televizyonunuzda abimin de dediği gibi Netflix tarzı, YouTube tarzı programları açma akıllı özelliği yoksa bununla bunu gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.